Herkese selamlar evet beklediğimiz o büyük gün geldi ve şu anda Mortal Kombat kanalı şu anda değil aslında üstünden bir saat geçti bana bildirim çok geç geldi ya bir video yükleyeceğim diye onunla uğraşıyordum ve yeni gördüm yani trailer'ın yayınlandığını Mortal Kombat 1 ada, başlığı adı altında şu anda yayınlamışlar trailer ve Mortal Kombat 1 diyenler harbiden haklı çıktılar 12 değil 1'e geçiyorlarmış zaman kırılmasının burada devreye girdiğini görüyoruz ve şöyle de göstereyim Mortal Kombat kanalında arka tarafa yine lüken katmışlar abi. Aynı şekilde şeyde de trailer'ın kapağında da Liu Kang'in fotoğrafı var. Ufaktan başlayalım bakalım hocam. Sesi ayarlayacağım diye birazcık uğraştım da. Ee, umarım bir sıkıntı olmaz. Şöyle bir başlatıyorum. Hadi kanka. Detaylar çok fena duruyor. Umarım Mortal Kombat 11'in trailer'ındaki o hissiyatı yaratır. Gerçekten onu yaratmasını çok istiyorum ya. Is oh Altyazı var mı lan? Altyazı vardır herhalde. Eşek değillerdir o kadar. Bir daha başlatıyorum dur bakalım. E, Altyazıyı açtık da. Gelir herhalde ya. Evet zamanı geldi. Bu Liu Kang değil mi lan? Liu Kang'dir o ya. Sesi de ona benziyor zaten. Oğlum hadi. Bu? Kim bu? Kung mı? Kung Lan mı? Raiden mi lan bu? Yoksa Liu Kang bu? Bir dakika bir dakika altyazıyı görmedim ya. Dur dikkatim dağıldı oğlum. Uyanma vakti. Yeni bir gerçekliğe uyanma vakti. Eee. Şey bir tuvale çizdiğim sıcak ve huzur dolu alana gibi bir şeyler diyor. Tuvale çizdim sıcak ve huzur dolu. Yeni alanımda yeni dünyamda seçim senin kukla mı lan bu? Ee, sessiz bir bu, hey, huzur içinde yaşamak mı? Yaşayabilirsin ya da e, Kanlı bir savaş içerisinde bu arada o raiden galiba hocam bak 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 Arkadaki <laughs> detay ee, Bu raiden raiden de öbürü Kung Lao mu? Oğlum Fujin olmasın. Bu Fujin olamaz ya. Fujin şey hiç takmıyor. Kung Lao'dur ya. Değil mi? Kung Lao'dur. Kung Lao'dur. O iki tane ablam yine mükemmel güzel. Eğlence için de yaşamak mı dedi? Yok. Eğlence gibi bir şeyler dedi. Yoksa düşmanca yaşamak mı? Oo Melena mı lan o? Oğlum Sindel hissiyat da aldım morlardan ama yok Melena tamam. E, ağzının yan tarafına baksana abi. Bir de hançerimsi bir şey var aynen. Bak 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 bak. Aynen Melina'nın hançerleri bunlar. Ağzının yan tarafında da. Bilmiyorum sindel şeyi de aldım bir an. Dedim anasıyla analık hızlı kızlı birleşmişlerdir falan diye. En son düşmanlardı çünkü. Aha bu Fujin galiba hocam. Vallahi Fujin'e biraz benzettim. Mortal bir 11 Fujin'e ben... Fujin mi Smoke mu? Aha arkadan da Smoke benziyor. Bu ne oğlum? Vallahi bir dakika bu hem Fujin'e hem Smoke'a benziyor. Nasıl olacak bu iş? Çünkü Mortal Kombat 9'da gördüğümüz Smoke'un saçı açıktı. Belli bir e, nokta vardı ya. Orada saçı açıktı abi. Hani ve buna benziyordu yani. Böyle görünüyordu sanki. Öyle hatırlıyorum. Saçı toplu şu an sadece. Maskeli aynı şekilde. Gerçi onda maske var mıydı hatırlayamıyorum ama. Birbirinizle yüzleşebilirsiniz. Yeminli rakipler olarak birbirinizle yüzleşebilirsiniz. Ha, Scorpion'u nasıl gördük. Ya da kardeş olarak birleşirsiniz dedi. Birleşirsiniz gibi bir şeyler dedi. Fırtına yaklaşıyor. Ha Liu Kang şimdi geldi tamam. Ee, Raiden, Kung Lao, Liu Kang. Aynen. Bu üçlü yine. Oy, Fire God Ali galiba. Evet, evet Hem Fire God hem şey hali. Ee, aa, Mortal Kombat 11'in sonunda şey olmuştu ya. Aynen aynen. Bu aynı o Liu Kang zamanı kendi şeyini almış. Barış yerisinde yaşadığımız zamanı almış anladığım kadarıyla. Bir dakika bu arada o şeyleri kaçırmayalım. E, şuradaki detaydan ne demek istedim size bak hem gözleri parlıyor hem şurada Elleri yine Fire God, Mortal Kombat Mobile'de hatta Fire God Heng, hem Ateş hem böyle elektrik mi elektrik olayları var yıldırım e, Aynı olay bunda da var bak Mortal Kombat 11'in sonunda şey e, Raiden Liu Kang'e böyle bir darbe gibi bir şey vurmuştu ya O darbe ile birlikte şey Dark Emperor Liu Kang uyanmıştı böyle ikisinin ruhu birleşip Tek bir bedene şey olmuşlardı hem Raiden Liu Kang'in içerisinde yaşıyordu onu izlemediyseniz sonuna bu arada bir bakın e, trailer'a değil de oyunun sonuna bir bakın. Çünkü bağlantılı anladığım kadarıyla. Ve yine o gördüğümüz kum saatini yöneten Liu şu anda zamanı istediği güzel bir şeye getirmiş. Ve şey diyor bu arada. Bu e, yeni dünyada bile e, bir gerçeklik var. Sabit bir gerçek var gibi bir şeyler dedi. Sabit bir, bir sabit var. Hani bir sabit var. Gerçek demeyeyim de. Her zaman onunla savaşmak için bir şey vardır. Dedi. Oo. Bir dakika bir dakika bir dakika. Lan bir dakika o gelen neydi bu arada? Onu ben dikkatimi çekmedi. yazı okuyacağım diye. Karşı. Night Wolf şeyi var. Night Wolf'a çok benzettim. Shang Tsung. Köpek seni. Lan ah Shang Tsung iyi mi oldu yoksa? O da olabilir. Allah belanı versin. İyi mi oldu ki? Oğlum beynim renderlamadı şurayı bildiniz ha. Evet Shang bu. Allah belanı versin senin gene sıçtın ortala. Of şuna bak. Allah kahretsin seni pis büyücü ya. Her yerde aynısın. Barışı reddettin. Gibi Oh, oh bunu. Of 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şuradaki bir şeyi kaçırdım ya. Tamam. Ha, tamam bundan sonrasında bir şey dememiş okey. Chosen to defy peace. Barış için yaşamayı reddedin gibi şeyler dedi. O zaman biz Tanrı'yla savaşmayı seçtin. Oh. iki İki tarafta yine aynı şekilde. Oğlum. Of. Mükemmel. Aa. <laughs> İnanın, bu ne? Allah kahretmesin seni şu ne ya? Oğlum. bu ne? Of şu geçiş nasıl iyi nasıl iyi. Raiden hala bunun için ne yaşıyor o zaman? Bir tanrı savaşmayı seçtin. Ananı avradını. Mükemmel oğlum. Acayip iyi acayip iyi. Aga. Kombat bir var ya neler neler yapacak bize of 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 Mortal Kombat mobile getirirseler bunu inanılmaz diyorlar olur bilgisayar halini zaten düşünemiyorum bile inanılmaz inanılmaz diyor olacak Oğlum Baya baya bu arada bunlar şey sardılar lan Mortal Kombat 11 11'de de aynı şekilde şeydi ee, Lüken başroldü yani, baş yani. Scorpion'u sub falan artık Bir kenara atmak demeyeyim de Başrolü tamamen Lüken'e saldılar gibi oldu bak <laughs> 11'in sonunda da aynı şekilde böyle çok fazla şey yapmıştı hani Öne çıkmıştır. Lüyükhan. Mortal Kombat 1'de de aynı şekilde anladım kazayla ki. Bir amana bakalım. Oğlum mükemmel bu ne bu ne. Of. Çok oh, güzel olmuş. Mortal Kombat 1. Kanımızda var. Abi Eylül'de geliyormuş ya lan. Eylül geliyor bu. Aha. Shang şeyini veriyorlar. Güzel güzel güzel. Mayıs 19'da şey yapılacak. Ciddi misin sen? Yarın şeyde e, beta aksesine şey betasına erişim olacakmış anladığım kadarıyla ve yarın aynen yarın yarın bildiğiniz yarın Sharp şey diyor betasına erişim var. De bu beta erişimi neye göre alıyoruz hocam? Gene büyük ihtimalle biz Türkiye'den erişebilir miyiz orasını bilmiyorum da hiç sanmıyorum. Umarım köyde bir şeyler yaparlar. Bakalım bir sonuna kadar göreyim. Aynen. Beta erişimi. Hocam şimdi bir baştan ufaktan mı geçelim detay? E, Liu burada gördüğümüz. Tamam. Bu Raiden. Bunda bir şey yaptık. Raiden'dir diye düşünüyorum. Tamam. Bak. Kung Lao'muz burada. Kung Lao mu? Fujin değildir bu ya. Değil mi? Kung Lao'dur bu Kung Lao. Fujin şurada bence. Ya Fujin ya Smoke. Ama Smoke ne arar burada? Gerçi. Burada da olabilir. Tamam Kitana'mız burada. Melaina'mız burada. Bu arada şurası anladığım kadarıyla Outworld yine. Değil mi? Outworld'da o zaman şeyler bir Outworld mu? Ama Outworld'da bu kadar barış içinde yaşamıyor insanlar. Veya şimdi alanı tamamen değiştirdiyse Mleyna ile Kitana'nın birleşebileceği tek nokta bence yine outdoor'dur diye düşünüyorum da değişmiş olabilir ya. Yani dünya olabilir burası dümdüz ki dünyaya da benziyor. Yani patrılar, şeyler falan filan var. Farklı farklı cins yaratıklar görmüyoruz. Outdoor'da olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Emin değilim daha doğrusu ki bunlar insan yani gördüklerimiz. <laughs> Mleyna burada ve... Hani şu an düşman gibi durmuyorlar aynı arabanın içerisinde. Bu Fujin mi emin değilim. Ama şu, şu gözler Fujin'e çok benziyor ya. Baksana abi şu göz yapısı Fu, bence Fujin bu. Smoke değildir diye düşünüyorum. Tamam Scorpion, Sub-Zero'yu zaten burada gördük. Kung Lao, Raiden tamam bundan eminiz. Shang Tsung geliyor evet. E, bu arada şimdi buradan anlamamız gereken yine şey. Liu Kang'in yarattığı yerde Shang Tsung şey yine aynı şerefsizliğini korumaya devam etmiş adi bir karakter aynı şekilde. Ee, diğer herkes barış içerisinde yaşamayı kabul etmiş, kabul etmiş anladığım kadarıyla. Çünkü Mortal Kombat'ın filminde normalde Shang Tsung direkt gelip mesela Sub-Zero'nun şurada suratına sıçmıştı değil mi? Bak bir dakika hocam. Bak. Aynen bu sub Milena'yı öldürdü. Bu galiba bu arada şeymiş. Kitana'yı öldürdü. Kung ruhunu çekti. Az önce öldürdü o zaman Fuji indi. Sub-Zero gerçi burada bir şey yaptığını görmüyoruz ya. Yani. Ee, Sabzero'ya bir şey yaptığını kesin olarak görmüyoruz. Scorpion ve Sabzero'ya sanıyorsan bir şey yapmıyor bak. Bir dakika hocam. Bu öldürdü Scorpion. Aha ceket yer, işte sarı. O zaman diğeri Sabzero'ydu. O zaman diğeri Sabzero'ydu diye düşünüyorum. Şimdi bir tek yine Tsung kötü kalmış. Eee Scorpion'la Sabzero'dan %100 yüz geldiklerini birbirlerine girmedilerse demek ki anlaştılar bir şekilde. Çünkü Mortal Kombat'ın filminde Tsung Sabzero'yu zaten yönetiyordu. Onun lideriydi. Demek ki harbiden bir değişikliğe gidilmiş, ciddi bir değişikliğe gidilmiş ama Shang nasıl kötü kalmayı başardı onu bilmiyorum. Ya farklı bir evrenden geliyor ki yüksek dezen gerçi farklı evrenden geldi. şuradan belli. Ee, şurada görüyoruz ben hatta Nightwolf sandım onu. Şuradaki şey bayağı bir Nightwolf'a benziyordu bak. Nerede hocam? Bir görünsün. Bir dakika. Bak şu görüntü mesela acayip Nightwolf'ı andırıyor bana. Ben bayağı Nightwolf sandım bunu. Ama sonra bir şey yapıyor ki şerefsizin tekiymiş. Yani burada Shengsung çok genç bu arada, çok ciddi genç. Gerçi e, ruh emdikçe gençleşebiliyor şimdi geldiği alandan belki ruh emerek gençleşmiştir orasını da bilemiyoruz ama yani e, ruhu da geldiği gibi emdiğine göre bilmiyorum ya kafam karıştı birazcık orasını göreceğiz zaten de Shengsung'un şeyine de erişim var zaten belki sunarsalar direkt almaya çalışırım orası ayrı bir olay da 70 dolardan çıkacak diyebiliyorum oyun 70 dolardan çıkıyorsa tahminimce 1000-1200 lira bandında olacaktır Türkiye'de. Hani Steam şu anda 20 almıyor doları bizden de. Ee, şey de almıyor artık hani eskisi gibi 2.5 falan da almıyor. 15 defa 15 falan alsa yine yaklaşık olarak yani 1000 1200 lira bandında gelebilir. Hani umarım öyle gelir. 1500 liraya falan çıkarsa zaten çok büyük sıkıntıya sokacak insanları alacaklarını düşünmüyorum zaten. 1500 liraya çünkü şu an imkansız yani 1400 liraya çıksa 20'den verseler zor, çok zor. Ee, premium'unu falan ancak 1400'e satarlar 1000'e. yani 1200'den satıp 1400'e çıkarsalar ancak öyle olur diye düşünüyorum. Eylül'ün 19'una göreceğiz bunu. Şurası çok güzeldi abi ya. Şuraya bayıldım. inanılmaz iyi oğlum bu ne? Evet. Of. Oğlum. Aa! Abi cidden çok iyi yapmışlar şurayı ya. Acayip iyi yapmışlar oğlum. Lan çok iyi yapmışsınız ya. Özellikle şu kısmı abi. Tam şu. Mortal Kombat 1 yükengin, Mortal Kombat Mobile e gelmesini istiyorum. Bu arada Mortal Kombat 1 ile ilgili şu an söyleyeceklerim bu kadar. Mortal Kombat Mobile e şey yapacağım. Çünkü Mortal Kombat 1 için izleyenler de çok fazla oluyor. Mortal Kombat Mobile kanal olduğu için burası. Mortal Kombat Mobile hakkında yorum yapacağım şimdi. Yorumlarda şey soranlar vardı hani çok soran kişileri gördüm Mortal Kombat mobile bunlar gelir mi diye kesinlikle gelir ama ne zaman yani Eylül'e çıkıyorsa tahminimce yeni seneye ya da Ocak'ta Şubat'ta 2024'ün Ocağında Şubat'ında belki Nisan'ında görürüz diye düşünüyorum çünkü 2019'da şey çıktığında Mortal Kombat 11 çıktığında mobile hemen gelmemişti. Evet burada hemen bir araya giriyorum. Mortal Kombat Mobile 2.0 yaması Şubat'ta gelmiş abi. Şu anda araştırdım. Çok garip hissettirdi bu beni. Ben Mortal Kombat 11 çıktıktan sonra geçti diye düşünüyordum. Mortal Kombat 11 çıkmadan Mortal Kombat Mobile yamasını getirmişler. Bu da Mortal Kombat Mobile'de daha erkenden görebilme ihtimalimiz olduğu anlamına geliyor. Eylül'ün 19'unda 11'i çıkart, 12, e, 1'i çıkartacaklar Mortal Kombat 1'i. Belki daha erken görürüz. Şimdi bilmiyorum. Kafam bu noktada bir miktar karıştı. Artık orasını tamamen yapımcılar belirleyecekler. Yine 2024'te de olabilir. Daha erken erişimde sunabilirler. Orasını bekleyip göreceğiz bakalım. Her şey başlı başına değişir. Belki Battle modu baştan yazarlar. Belki Faction Wars'u tekrardan düzenlerler. Belki online mod gelir. Belki clan sistemi gelir. Bilmiyorum mükemmel şeyler olabilir. Kule sistemi geliştirilebilir. Feast of Strength'lerde farklı şeylere gidilebilir. Çok çok fazla şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Brutality'nin belki sistemleri geliştirilir. Eğer clan sistemi falan gelirse zaten inanılmaz eğleniriz. Hani aşırı eğleniriz diye düşünüyorum bilmiyorum ya umarım öyle bir şeyler olur da ee, Gerçekten çok istiyorum öyle yeniliklerin gelmesini ama Şu anki bug'ları gidermeye lazım tabii bununla ilgili 5.0 yamasını get dümdüz getirirseler Daha da kötü bir hale gelir oyun Çok daha bug'lı bir şeyler görürüz böyle ve çok can sıkar Umarım öyle bir şey olmaz Aşırı heyecanlandım Mortal Kombat 11'deki trailer'ın heyecanını bana yaşattı açıkçası oyun Sadece şurası Oğlum Ciddi. Abi şunu nasıl bir daha bir daha izlemeyeceksin? İndireceğim bunu. Evet profil fotoğrafım yapacağım. Şunu var ya. Bilgisayarımın arka planı yapacağım burayı. Harbiden. Şunu bilgisayarımın arka planı yapabilirim abi şu kısmı. Şöyle alıp böyle. Oğlum. Of. Yani harbiden lan Liu çok öne çıkardılar ya. Bilmiyorum. Benim aşırı hoşuma gitti abi. Trailer hakkında siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yorumlarda yine tartışalım. Çok güzel tartışmalar çıkıyor. Mükemmel yorumlar doğuyor ki Mortal Kombat 1'i daha trailer yayınlanmadan, insanlar yorum yapmadan tahmin edenler vardı. Onlara da tebrik olsun. Tebrik ediyorum buradan. Tebrik olsun nedir ya? Teb Harbiden bildiniz kankalar. Mortal Kombat 12 diye düşünüyordum ben. 1'e geçtiler. Benim yapacağım yorumlar şimdilik bu kadardı. Daha yeni şeyler yayınlarsalar yine aynı şekilde yorum yapmaya devam ediyor olacağım. Geriye artık oyunun çıkmasını beklemek kaldı.